Elektrik bakımcı eğitimleri sırasında sorduğum sorulardan bir tanesi termik rolü ya da motor koruma şalterinin ya da kompakt şalterinin termik akım değerini neye göre hesaplıyorsunuz? Gelen cevaplar içerisinde evet bu işi bilinçli olarak yapan arkadaşları görüyorum ama onun haricinde çok değişik değerlerde bana termik ayarından bahseden arkadaşlar var. Ben bunu şuna bağlıyorum. Bizim bakımcılarda şöyle bir durum vardır. Büyüklerden el alma. Yani daha tecrübeli ustabaşısı bunun abisi işte der ki ya bu motorun termik akımını işte örneğin atıyorum 100 amper ayarlayacağız ve o arkadaş ondan sonra bu işi bilmeden, işin tekniğini, detaylarını bilmeden devamlı önüne gelen tüm motorların akım değerini örneğin etikette okuduğu değerin kendisine işte ya da ne bileyim 0.80'ine 0.90'ına işte 1.2'sine 1.5 diyenler var. 1.5 değerlerini ayarlar ve devam eder. Burada şöyle bir şey var. Motor etiket akımına bakıp bu motorun termik akım değeri şudur demek çok zor. Çünkü motorun çalışma şartları, motorun bazı özellikleri de motorun termik ayarında önemlidir. Bu e, videoda ben size bunlardan bahsedeceğim. Motorun termik akım değerini bu termik akım değeri termik rölede olabilir, motor koruma şalterinde olabilir ya da kompakt şalterde olabilir. Neye göre ayarlamamız gerekiyor sayılarla, içinde motorun bulunduğu durum ve parametrelerle anlatmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Elektrik motorlarında termik koruma elemanının akım değerinin ayarlanması. Termik, aşırı akım rölesi ya da motor koruma şalteri bunların büyükleri olan kompakt şalterlerin içerisinde bu bir metal elemanlar vardır. Motoru aşırı yüklerde korurlar. Temel çalışma prensibi bir metal elemanın motor akımı ile direkt ya da en ısınması şeklindedir. Eğer motor akımı anma değerinin üzerine çıkacak olursa bir metalin ısı dengesi bozulacak ve eğilerek yayla kurulmuş olan mekanizmayı harekete geçirecektir. Burada eğer bu bir termik röle ise termik rölenin 95-96 nolu kontağını açarak motor enerji sağlayan kontaktörü devre dışı bırakıp motorun enerjisini kesecektir ya da bu bir kompakt şalter ya da motor koruma şalteri ise direkt şalter üzerindeki kontakların açmasını sağlayacaktır. Burada kontaktör, termik röle, sigorta kombinasyonunda termik rölenin çalışma prensibini veya çalışma grafiğini gösteren bir resim. Burada çizgili kesik çizgili şu gösterim benim motorumun yol alma akımı. Yani Kimileri demir akımı diyor buna. Teorik olarak biz bunu hep 6 mislinden başlar. Şurada 6 misli ve 6 saniye sürer şeklinde söylüyoruz ama bu motorun tamamen yapım tarzına bağlı olarak 4-4,5 mislinden de başlayabilir. 8-10 misli de çekebilir bu akım ama teorik olarak bu şekilde gösteriyoruz. Burada bu benim sigortamın açma yerisi. Bu da termik termikrolemin açma yerisi. Sigortadan buradaki beklentimizle anma akımının 8-10 mislinden sonra sigorta devreye girsin. Hem termik röleyi parçalanmaktan korusun hem de kablolar üzerindeki oluşacak olumsuz etkileri devre dışı bıraksın. O nedenle sigortam dikkat edecek olursanız şu noktada bura 8 misline tekabül ediyor. 8 mislinden sonra termik röleden daha önce devreye giriyor. 8 mislinin altında ise koruma tamamen termik rölede. Termik rölenin burada şu özellikte olması lazım. Benim yol alma akımım şu. Altı misinden başlayan kesik çizgi, 6 saniye süren. Bu akım grafiğinin üstünde olması lazım ki motorun yol alma sırasında açma yapmasın. Yani motorun yol almasına müsaade edecek şekilde olmalı ama aşırı yüklerde ise çok fazla zaman gecikmesi, şuralar aşırı yük, çok fazla zaman gecikmesi olmadan devreye girerek motor koruması şeklinde. Peki bu koruma elemanının termik akım değerini neye göre ayarlayacağız? Yani gerek termik rölenin üstündeki akım değerini gerekse de kompakt şalterlerin veya motor koruma şalterlerinin üzerindeki akım değerini neye göre hesaplayacağız? Neye göre ayarlayacağız? Bu konuda şu sağda çok fazla uygulamalar görmek mümkün. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Motor etiket akımını ayarlayan var. Motor etiket akımının 1.05'ini ayarlayan var. Motor etiket akımının 1.2'sine motor etiket akımının bir miktar altına veya işte motor akımını ölçerek çektiği akıma gelen yorumlara baktım otomasyon eğitimini sayfamızdaki Facebook sayfamızdaki 0.50'sini ayarlayan var, 1.5'unu ayarlayan var. Çok çeşitli şekillerde termik ayarladığını arkadaşların gördüm. Şimdi tek başına termik akım değerinin çok bir anlamı yok. Çünkü bu ayarı etkileyen çok fazla sayıda parametre var. Ne demek istiyorum? Mesela motor izolasyon sınıfı A, E, B, F, H, motor işletme sürü, türü S1'den S10'a kadar, termik elemanın bulunduğu ortam sıcaklığı, yani termik bir panoda, pano ne bileyim dış mekanda mı, pano içerisindeki sıcaklık, bunu da şunu söyleyebiliriz, elektrikli komponentlerin termik rölede olsa, motorda olsa ortam sıcaklığı, 40 santigrat derece olarak düşünülür. Termik rölenin bulunduğu, içerisinde bulunduğu panonun nerede olduğu, yaz aylarında dışarıdadır, ciddi bir ısınma vardır, klima vardır, klima yoktur. Bu önemli. Motorun ortam sıcaklığı. Bu motorumuz bir havalandırma motordur. Koyu renkte boyanmıştır ve çatının üstüne koymuşsunuzdur. Ağustos'un sıcağını yiyordur. Motor ortam sıcaklığı 40 derece olması gerekirken motor ortam sıcaklığı 70-80 derecelere bulur. Motor soğumasını etkileyen diğer etkenler rakım, yükseklik motorun soğumasında etkili. Başka bir fan motor tarafından soğutulup soğutulmadığı önemli. Motorun duruş kalkış sıklığı, imalatında kullanılan teknoloji ve malzeme kalitesi. Mesela bakımcı arkadaşların kafasında oturmuş bazı değer yargıları vardır. Mesela şu marka motor, aa o marka motor çok kalitesiz veya şu marka motor isim veremiyorum burada. İşte ha o tamam kalitelidir dediğimiz bazı e, motor markaları var. Burada şunu unutmamak lazım. Termik röle motor ısısını ölçerek bir açma yapmaz ya da kompan veya motor koruma şalterin içerisindeki termik röle motor ısısına bakmaz. Sadece motorun çekmiş olduğu akıma bakar ve motorun çekmiş olduğu akıma bakarak şöyle bir yorumda yapar motor akım çekmesi arttı, ısınıyordur. Isındığı için ben motor devre dışı bırakayım. Ne demek istiyorum? Panonuz çok soğuk bir yerde, motorunuz çok sıcak bir yerdedir. Panonuz ne bileyim yer altında e, soğuk bir yerdedir. Motorunuz da demin söylediğimiz gibi çatıda havalandırma fan motordur. Termik rölenin bulunduğu ortam sıcaklığı 20-30 derecelerdedir. Motorun bulunduğu ortam sıcaklığı işte 70-80 derecelerdedir. Burada motorun yanma riski termiye rağmen çok ama çok fazladır. Bunun tam tersi de olabilir. Pano dışarıda güneş altında kalmıştır. Pano içerisindeki sıcaklık yer, yer 60-70 dereceleri buluyordur ama motor ne bileyim bir bodrum katında bir mahzendedir. Bulunduğu ortam sıcaklığı 20-30 derecedir. Burada da termik motor yanması bile erken açma erken uyarı verebilir. O nedenle ortam sıcaklıkları aslında termik rölenin ayarlanmasında göz önüne alınması gereken bir önemli parametredir. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Motor çalışma rejimleri ile ilgili S1 ile S3 e, burada verilmiş ama bu S1'den S10'a kadar ve S10'a gittikçe motorun çalışma şartları daha da zorlaşıyor. S1'in çalışma rejimi ne? Burada motor sürekli çalışır. Sabah gelirsiniz motorun şalterine indirirsiniz. Motor sabit yükte Akşama kadar çalışır. Bu niye önemli? Bu şu nedenden dolayı önemli. Motoru siz devreye aldığınızda az önce söylediğimiz kalkış akımı çeker motor. Ve işte dediğimiz gibi 4.5 ile 8-10 misli arasında değişir. Motor bu kalkış akımını çektiğinde motor ısısı o an birden yükselir. Yani normalde beklenen şeyden akımdan daha yüksek bir akım çekilmiştir. Ve ısı akımın karesiyle değişir arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Motor akımını siz 2 misli arttırdığınızda 2'nin karesi ısı 4 misli artar. I kare R'dir çünkü buradaki e, motorlardaki ısınma kayıpları. Yani 2 misli bir akım çektiğinde 4, 6 misli, 36 misli siz motora aşırı o anlık ısınmasına neden oluyorsunuz. O nedenle motorun kalkışları sırasında oluşan ısı bizim için sıkıntıdır. Ama S1'de mesela bu ısı oluştuktan sonra motorun arka fan kapağındaki... Pervane motor gövdesini yalayarak işte bu ısının atılmasına yardımcı olur. Ya da kısa sürede çalışan bir motorumuz vardır. Gecesini sabah şalteri kaldırırsınız. Bu bir pompadır örneği. Bir yerde birikmiş suyu atar ondan sonra saatlerce motor yatar. Ya da bu bir vinç motorudur ya da bir asansör motorudur. S3 tarzı çalışan çalışma rejimine sahiptir devamlı dur kalk yapar. Devamlı dur kalk yapmasındaki sıkıntı ne? Her kalkışta motorda oluşan ekstra ısı motor gövdesine birikir. Ve bu ısının düzgün soğutulması lazım. Bu ek ısıların motor gövdesinden atılması lazım ki motora zarar vermesin. Burada şöyle bir şey düşünelim. S3 tarzı çalışma rejimine ait bir motor tuttunuz. S1'de kullandınız. S3 soğuma rejimi daha rahat veya espri, espri de çalıştığında daha rahat olacağı için bu motorun yanma riski ne yapacaktır? Azalacaktır. Yine motorun izolasyon sınıfları A, E, B, F, H. Dikkat edecek olursanız A 100 santigrat derecede motoru riske sokar. H ise 165 santigrat derecede motoru riske sokar. Buradan şunu söylüyorum. H sınıfında olan bir motoru A sınıfında olan bir motor göre yakmanız çok daha zordur. Şimdi biraz normlardan bahsedelim. Burada iki normdan bahsedeceğiz. Bu norm sayıları değişmiş olabilir ama içerikleri aynı duruyor. IEC 60.034 bu norm motorların aşırı yüklenebilirliklerini verir. Ve motorların aşırı yük durumlarında 2 dakika müddette nominal akımının 1,5 misline dayanması gerektiğini söyler. Bakın buna çok dikkat edin. Motorun e, garanti edilen aşırı yükü bir buçuk misline anma yükünün bir buçuk misline veya an akımının bir buçuk misline iki dakika dayanacağına dairdir. Bu süre aşıldığında ya da akım değeri büyüdüğünde motorun yanması anlamına gelmez ama yanmaması da garanti edilmez. Anlatabiliyor muyum? ve bu bir risktir. Ayrıca motorun ısı dayanımı yukarıda saydığımız şartlarla da alakalıdır. Aynı çalışma koşu koşullarında aynı anma güce sahip iki farklı üreticiye ait motorlar ısınma konusunda farklı performanslar sergileyebilirler. Ama referans alacağımız iki normdan birincisi bu. Gelelim ikinci norma. Termik rolenin açma grafiğini verir. Bu norma göre termik rolenin açma sınırı anma akımının 1.05 ile 1.2 katlar arasında olması gerekir. Rölenin sıcak olması, soğuk olması ve diğer bazı parametreler nedeniyle açma akımı bir bant olarak verilmiştir. Bu aralıktaki bir akıma röle 2 saat içerisinde açması istenir. Burada. Burada dikkat edin en kötü durum motor anma akımının 1.2 misline çıkması ve bunu rölenin 2 saat sonra açmasıdır. Burada referans alacağımız ikinci norm da bu. Devam edelim. Evet, burada termik rölenin ben tekrar açma grafiğini verdim. Burada birinci grafik 3 fazlı ve motor termik soğukken açma grafiği 2 nolu oldu? Şu grafikse 2 faza kalması durumu. Şu 3 kesik kesikse motorun ve termiğin sık duruş kalkıştan sonra sıcak olması durumu. Yani burada da en kötü olasılık 1 grafiği. Dikkat edecek olursanız az önce ne dedik? 1.5 misline 2 dakika dayanması lazım. Şu kesik çizgi 1.5 misli. Dikkat ederseniz 2.5-3 dakikaya kadar burada çıkma yapıyor. Tabi iki faza kaldığında veya termik röle motor sıcak olduğunda bu grafik biraz daha aşağı kayarak daha hassas çalışacaktır. Mesela başka bir örnek verelim. Örneğin motor anma akımının iki mislinde çekti diyelim. İki misline dikkat edecek olursanız burada iki mislinden çıkıyoruz. Yukarıda bir nolu grafiği çek, e, kestiği yerden bakıyoruz. Bir dakikada açacak. Burada termik rölenin hangi akım değerinde ne kadar sürede açacağını gösterir. Bu Class 10 termik röleye ait bir grafik. Ne demek istiyorum Class 10? Class 20 de var, Class 30 da var. Bunlar şu. Normal motorlarda Class 10 tipi bir Termik mikro kullanırız. Ağır motorlarında klas 20 kullanırız. Yol alma süresi çok uzun motorlarda ise klas 30 tipi termik ile ya da kompakt motor koruma şalteri kullanırız. Yol alma süresi çok uzundan ne kastediyorum? Buradan kendisine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum Kadir İşyer abim. Sekan'ın eski bakımcılarından bununla sohbet ederken dedi ki motorlardan bir tanesi dedi bizim ofisin olduğu binanın altındaydı. Yani aynı şasiye ofis, ofisle bağlıydı. Motor yol almaya başladığında bizim çelik bina veya çelik konstrüksiyonu olduğu için bizim yukarıda ofis sallanırdı. Anlardık ki aşağıdaki motor yol almaya başladı. Bunlar çok büyük güçlü motorlardan bahsediyorum ben size. Ki bunların çalışma gelimleri 500 voltlarda falan oluyor. Anlardık ki motor çalışmaya başladı. Mehmet derdi o sallanma, motorun yol almaya başladığındaki o titreşimler 10-15 dakikaları bulur derdi yani burada bahsettiğimiz ağır yol alma süresi Çok uzun olan motorlardaki yol alma süresi 10 dakikanın üzerindeki motorlar Burada sınıflara ait akım değerleri ve süreler verilmiş Eğer 1.2 misli Bir akım çekerse yani termik böyle açma grafiğinin en kötü olma durumuydu bu Class 10'da olsa Class 20'de Class 30'da olsa 2 saatin altında bu açma yapsın Az önce Dorn'da vermişti 1.5 misli 2 dakikada yanır garanti edilen motor normundaki değer buydu ama bakıyoruz 1.5 misli akımda Class 10 4 dakikanın altında Class 28 dakikanın altında ve Class 30 ise 12 dakikanın altında açma yapıyor yine 7.2 bu kalkış akımını vermiş Burada ise Class 10 4 10 saniye aralığında Bir yerde açma yapıyor Zaman aralığında açma yapıyor. Klas 20, 6, 20 saniye aralığında bir zaman aralığında açma yapıyor. Klas 30 ise 9, 30 saniye aralığında bir açma yapıyor. Şimdi peki bu klas 20, klas 30 nasıl sağlanıyor? Yani ağır yol alan motorlarda bu e, motor yol alma süresinde termin atması en engelleniyor. Bununla ilgili elektrik motorlarının korunması diye ders notu hazırladım kapsamlı bir ders notu. Kumanda.org'a girip ders notları kısmına bakarsanız orada elektrik motorlarının korunması diye bir ders notunu görürsünüz ve orada detaylı olarak bunları anlattım. Ama kısaca şöyle bahsedelim. Zaten bu akım değerleri yüksek olduğu için, motor güçleri büyük olduğu için bunlar termik röleye direkt bağlanmaz. Bir akım trafosu üzerinden bağlanır. Primerleri motor akımını geçirir, sekonderleri ise termik rolü üzerinden bu şekilde gördüğünüz gibi kısa devre yapılır. Burada kullanılan akım trafolarının manyet akı yoğunluğu yukarıda seçilir, yüksek seçilir ve manyet akı çok çabuk bir şekilde doyuma gelir ve bu sefer trafonun primer ve sekonder arasındaki dönüştürme katsayısı lineerlikten çıkar. Ne demek istiyorum? Motor 100 amperse 100 amperde karşı taraf 10 amperdir. Motor 200 amperse karşı tarafta 20 amper değildir. Örneğin 17 amperdir. Motor 300 ise karşı tarafta Atıyorum 30 amper değildir 25 amperdir yani motorun çekmiş olduğu akımla lineer gitmeyin motor çok yüksek akım çektiğinde sekonder akımı ona göre daha göreceli olarak düşüktür. Burada ise yol almasına motorun müsaade eder. Devam edelim. Endüstride hiçbir zaman motorlar anma güçlerinde çalıştırılmazlar. Güvenlik payı, geççi aşırı yükler, sistemdeki olası büyüklükle büyümeler, mekanik sürtünmeler, işletme yorgunluğu da düşünülerek her zaman motor güçleri gerçek sistemin gerektirdiği güçten büyük seçilir. Genellikle motor sağda anma güçlerinin %80'inde çalıştırılırlar. Buna örnek verecek olursak etiket akımı 100 amper olan bir motor aslında sağda çalıştırırken, 80 amper akım çekecektir. Düşük yükte çalışacaktır çünkü. Ha, burada şöyle bir durum var. Eğer ucuzcu bir makineci bu işi yaptıysa yani ucuza kaçan çünkü makineciler bazen istedikleri paraları alamadıkları için hani ölü fiyatına iş yaptıklarından nasıl projeyi daha ucuz hale getiririm diye çalışırlar. İşte vidayı az koyarlar. Ne bileyim konstrüksiyonda çeşitli zayıflatmaya giderler ve benzeri. Burada motoru da olması gerekenin hemen hemen limit değerinde belki limit değerinin bir tık altında bile seçebilirler. İşte bu motor bizim için korunmasında riskli motordur ama kurumsala sağlam şirketlere iş yapan bir mekanikçi de şöyle düşünür. Ya burada 20 Newton çıktı ama güç. Ya ben bunu 20 Newton seçmeyeyim, 23 Newton seçeyim. Elektrikçi de hesaplar ya bu 5 kW ama ben bunu 5 kW değil de 7,5 kW'lık motor seçeyim şeklinde kendi güvenlik paylarını koyduktan sonra motor olması gerekenden daha yüksek seçildiği için çalışırken daha düşük akım çeker. Ama burada %70 sınırı düşülmemelidir. Diye altına inilmemelidir. %70 sınırının altına indiğinizde motor verim performans açısından kötü bir seyir izler ve boş yere bir verimsiz çalışma ve enerji kaybına neden olursunuz. %80-85'lerde falan güç veya yük bu şekilde gider. Şimdi 100 amperlik termik röle 100 amper, 120 amperde açma yapıyorsa termik rölenin 100 amperde açma yapması için yani motor amma akım diyelim biz buna kaç amper ayarlanmalıdır? Burada 83 geliyor. Pratik olarak 0.85 yani 85 amperlik bir akım değerine 100 amperlik motor için söylüyorum. Etiket akımı 100 amper olan bir motor için söylüyorum. 85 amperlik bir akım değerine ayarlamak uygun olacaktır. Eğer en başta saydığımız parametreler motor için uygun ve motor kalitenize güveniyorsanız 90 olarak bunu ayarlayabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Motor izolasyon sınıfınız H ise bu motorun maksimum sargı sıcaklığı bakın 165 santigrat derecedir ki bunun anlamı şudur. Motorunuz üstünde çay demleyebilirsiniz. Bu kadar motorunuz ısınır ama yanmaz. Burada siz akım değerini 85 ile de, daha yukarılarda seçebilirsiniz ama sargı sıcaklığı, izolasyon sınıfı 100 santigrat derece ise bu motor yanmaya konusunda risklidir. Bu konuda dikkat edilmesi lazım. Yine demin bahsettiğim gibi işletme sınıfı S3 veya daha yukarı yukarıysa S4, S5, o S10 neyse daha düşük bir işletme türünde çalıştırıyorsanız. Termik akım değerini yine yukarıda seçebilirsiniz. Aslında bu ayarla termik rölenin hassasiyetini hassasiyetini arttırdık biz. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir: Motor etiket akımı zaten 100 amper. Bu ayarla termik 2 saat sonra açacaktır. Öyle değil mi? Yani 85 amper ayarladı, 100 amper amma akımını çekti, normal akımını çekti ama 2 saat sonra motor atacaktır, termik açacaktır. Gerçekte tam olarak böyle değildir. Motor etiketinde 100 amper yazsa da motor sağda az önce söylediğimiz nedenlerden dolayı 80-85 amper akım çekecektir. Ve eğer motorumuzu bir aşırı yüklenmeye maruz kalırsa bu aşırı yüklenmede uzun sürerse motor akımı örneğin 100 ampere çıkarsa 2 saat sonra termik, termik açma verecektir. Bu aslında sistemimizde oluşan mekaniki ya da elektriksel bir arızanın önceden ve motora zarar vermeden ya da daha az zarar verecek şekilde bildirilmesidir. Haberdar olması, haberdar olmaktır. Şimdi az önce dedik ki demiraj akımları yol alma akımları yüksektir diye. Bu durumda motorun yol alma sırasında açmaya neden olacak mı termikte? Yani 85 ayarladığımızda eğer motorumuzun yol alma süresi uzunsa termiğin anma değerine de ayarlasanız 0.85'ine de ayarlasanız zaten yol alma süresinde açma olasılığı vardır klas 10 için. Bu durumda lineer olmayan akım trafosu ile termiği bağlama veya yol almada termiği köprüleme gibi diğer yöntemlere başvurabiliriz. Yani klas 20, klas 30 termik röle ki bu söylediklerim hepsi kompakt şalter motor koruma şalterleri için de geçerlidir. Şimdi sağda motor akımının pensampermetre metre ile ölçülerek bu akım değerinin biraz üstüne termik ayarlamaları yapma şeklinde uygulamalar da olmaktadır. Bu uygulamalarda akımın motor gerçek işletme şartlarında çalışıyorken olması gerekir. Ne demek istiyorum? Örneğin ölçüm aldığınızda motor bininde olması gerekenden daha az yük varsa, motor tam yükünde çalışmıyorsa ve ampermetreden 70 amper okudunuz termide tuttunuz 75 amper ayarladınız, bu durumda akım değerini çok küçültmüş olursunuz ve geçici aşırı yüklenmelerde termiğin gereksiz açma yapmasına sebep olabilirsiniz. Ayrıca özellikle sık yol almalarda bu açmalara neden olabilir. Şimdi motor akım değerinin ölçümü bakımlar sırasında sık sık yapılmasıdır. Yani periyodik bakımlarda motor akım değerlerinin ölçülmesi ki tam yükte olması gerekir. Ölçülmesi ve bunların bir yere not alınması lazım. Eğer motorun işletme akım değerinin, amma akım değerinin 0.85'inden, %85'inden büyükse bu durumda işletme sırasında motor riskli durumdadır ve motorun ehemmiyetine göre ek koruma tedbirleri gerekebilir. Ehemmiyetinden kastım ne? Ya bir uyduruk fan motoru olsa da olur, olmasa da otur diyorsanız bu fan motoru için ya termik röle koruması yeterli olacaktır ama bu motorunuz e, hayati önem taşıyan bir üretim motoru ise bu motorun çok daha ciddi korunması gerekecektir. Şimdi yine motor korumaları ile ilgili hazırladığım ders notunda böyle bir tablo var. İşte motoru termik dokuya korursanız ne olur? Bunun yanına ekstra işte termistör rölesine benzer röleler kullanırsanız ne olur şeklinde korumayı ne kadar sağlar şeklinde bir grafik var. Bunu da ders notlarını indirip inceleyebilirsiniz. Burada termik röle aslında motor çok da düzgün koruyan bir eleman değil. Geminde dediğimiz gibi riskli çalışan veya çok ciddi bir üretim işinde çalışan motorları korumak için termik role yetersiz kalır. Bununla birlikte ekstra koruma roleleri kullanmanız lazım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. motorlarda da enerji analizörü olacak. Ki zaten bunlar büyük güçlü motorlarımız. Enerji analizörleriyle motorun devamlı çekmiş olduğu akım ve diğer termistör korumalarla motor sargı sıcaklığının devamlı ölçülmesi lazım ki motoru çok ciddi bir şekilde koruyabilirim. Başta da söylediğimiz gibi termik röle sadece motorun içinden geçen akıma bakıp buna bağlı olarak bir yorum yapar. Akım arttıysa motor ısısı arttı der ve kendisine göre bir değerde açma yapar. Evet. Umarım bu anlattığım şeyler sizin için faydalı olmuştur. Demin de dediğim gibi elektrikle ilgili, otomasyonla ilgili videolara ve ders notlarına kumanda.org'da ulaşabilirsiniz. Herkese az motor arızalı, az motor yanmalı günler dilerim. Saygılarımla.